Jules Verne, Altın Volkanı. Saldırı ve savunma. Bill Steele ve diğerleri kampın keşfedilip keşfedilmediğini hala bilmiyorlardı. Golden Mountain eteklerindeki yerlerinden platonun ucunu göremiyorlardı. Hunter ve adamlarından birkaçının tırmandıklarından ve kaçan atı fark ettiklerinden haberleri yoktu. Neluto atın peşine düşmüştü ve çok geçmeden onu geri getirdi. Hepsini haberdar etti. Çok yakında bir saldırıya karşı koymaları gerekeceğinden hiçbirinin şüphesi yoktu. Kendimizi koruyacağız, dedi izci. Buraları bu Amerikan serserilerine bırakmayacağız. Sözleri büyük bir tezahüratla karşılık buldu. Saldırı o gün mü gerçekleştirilecekti? Bu mümkündü. Hunter'ın acele etmesi kendi çıkarına olurdu. Yine de nasıl bir kuvvetle karşılaşacağını bilmediğinden ihtiyatlı davrandı. Harekete geçmeden bilgi edinmeye çalışacaktı. Sayıca üstün olmaları durumunda belki de konuşarak bir sonuca varmaya çalışacaktı. Fakat Hunter da Malone da 40 Miles Creek'teki eski komşularıyla şiddetli tartışmalar yaşadıkları 129 numaranın sahipleriyle karşı karşıya olduklarını hala bilmiyorlardı. Ve Hunter kendini rakibinin Sun Miskiyim'in karşısında bulduğunda işler kolaylaşacak gibi gözükmüyordu. Sun Miskiyim ile Neluto'nun ormanda görerek aktardıklarına göre Hunter'ın adamları çok kalabalıktılar. Bu yüzden izci alınabilecek bütün savunma tedbirlerini almakla uğraştı. Bu konuda bir süre tartıştıktan sonra mühendis Bill Steele şunları söyledi. Kampımız gizli. Dolayısıyla ulaşılmaz bir konumda bulunuyor. Bir yanımızda Golden Mountain yamacı, diğer yanımızda ise Rubber Creek var. Hunter ile adamları kurşunlarımızdan korunarak suyu geçemezler. Gerçekten de öyle Bay Riddle diye cevap verdi izci. Fakat ön taraftan sadece dere ile dağ arasındaki kanalla korunuyoruz. Ve atağa geçtiklerinde 7-8 ayaklık bir hendek onları durduramaz. Hendek kuru olduğu sürece haklısın diye açıkladı mühendis. Fakat ağzına kadar suyla dolarsa onu geçmek daha zor olur. Buna ben de katılıyorum Bay Riddle. Derenin kıyısını keserek kanalı suyla doldurmayı mı düşünüyorsunuz? Düşünüyorum da eğer kanal tamamen su dolarsa, dedi Ben Riddle. Daha sonra kraterin bacasını tünelden ayıran çeperi yıkmak istersek ağzına kadar dolu bu tünelde bunu nasıl başaracağız? Ağzı hala küçük bir barajla kapalı olacak. Böylece birkaç kazma darbesiyle gerektiği zaman hemen açabiliriz. Tamam Bay Riddle, yapılması gereken bu ve hemen yapılmalı. Çete aşağı inene ve kampımızda belirene kadar hala birkaç saatlik zamanımız var. Haydi işe koyulalım. Bill Steele adamlarını çağırdı ve verdikleri kararı açıkladı. Araç gereçlerini alarak derenin kıyısına gittiler ve kanalın başladığı yerde işe giriştirir. Yarım saat çalışmaları bir açıklık meydana gelmesi için yetmişti. Ve bu açıklık akıntıyla genişleyecekti. Tünelin ağzında baraj olduğundan kanal ile dere arasındaki seviye eşitlendiğinde sular duruldu. Kampı gizleyen ağaçların bulunduğu üçgen alanın bütün girişleri artık kapalıydı. Çalışmalar devam ederken Sun Miskiyim ve Lorik, Neluto'nun yardımıyla karabinaları, tüfekleri, tabancaları ve hatta göğüs göğüse dövüşmek gerektiğinde kullanmak üzere bıçakları hazırlamakla uğraşıyorlardı. Hem daha önce hazırlanmış fişeklikler hem de barut ve kurşun stokları yeterliydi. Serseriler için hazırız dedi Sun Miskiyim. Hak ettikleri kurşunları onlardan esirgemeyeceğiz. Bence adam akıllı bir yaylım ateşiyle karşılandıklarında geldikleri gibi gidecekler dedi Lorik. Bu mümkün Lorik. Biz ağaçların arkasında korunaklı bir yerde olduğumuza, onlar da kanalın öbür tarafında açık arazide olduklarına göre 2-1 olma dezavantajını telafi etmiş olacağız. İşte bu sefer ıskalamadan ateş etme şansımız olacak. Unutma Neluto. Bana güvenin Bay Skim diye karşılık verdi Kızılderili. Savunma için gerekli hazırlıklar çabucak tamamlandı ve etrafı gözetleyerek beklemekten başka yapacak bir şey kalmadı. Golden Mountain güney eteklerini görecek biçimde kanalın önüne de adamlar yerleştirildi. Aralarında durumdan haber olmayan kimse yoktu. Hayvanların geçebilmesi için tünelin ağzında bırakılan açıklıktan başka geçit kalmamıştı. Çarpışarak geri çekilmek ve buraları Teksaslılara bırakmak gerekirse
Rubber Creek'in sol kıyısına çıkarak düzlüğe varmak için ancak bu dar geçitten geçilebilirdi. Fakat hepsi güven duyuyordu. Hunter kanalı geçmeyi başaramayacaktı kuşkusuz. Söz konusu geçide çarpışma sırasında kapatılacak küçük bir aralık bırakarak barikat kurmak kolaydı. Birkaç adam dışarıda nöbet tutarken diğerleri de yerlerini almayı bekleyerek ağaçların altında yemek yediler. Ben Reddle, Sumis Kim ve İzci de yemeğe katıldı. Bir gün önce bol bol balık avlamışlardı ve konservelere hala neredeyse hiç dokunulmamıştı. Bir sakıncası olmadığı için ateş de yakılmıştı. Çünkü kamp çoktan keşfedilmişti. Dalların arasından dumanlar yükseliyordu. Hiçbir olay yemeği bölmedi. Ve nöbetçiler çetenin yaklaştığı haberiyle geri dönmediler. Belki de serseriler bize gece saldırmayı tercih edeceklerdir, dedi Sun Miskim. Gece en fazla 2 saat sürüyor, diye cevap verdi Ben Riddle. Sizi hazırlıksız yakalayamazlar. Bizi hazırlıksız yakalayamazlar. Neden olmasın Ben? Belki de onların Golden Mount'ta olduklarını bilmediğimizi sanıyorlardır. Platon'un üzerinde dururlarken onları gördüğümüzden haberleri yok. Bu mümkün fakat atın kaçtığını gördüler, dedi izci. Önce ormanda bir köpek, daha sonra ovada bir at. Bütün bunlar bir kafilenin varlığını kanıtlıyor. Öyleyse ya öğleden sonra ya da bu gece onları karşımızda görmeyi beklemeliyiz. Saat 1'e doğru Bill Steele barajı geçti ve nöbet tutan adamların yanına gitti. Onun yokluğunda Ben Riddle, Lorik ile birlikte Platon'un ucunda Hunter ve Malone'u gördüğü ağaçlığa gitti. Oradan volkanın dumanları çok net gözüküyordu. Çünkü şiddetli burgaçlar oluşturarak kraterin yaklaşık 50 ayak üzerine kadar yükseliyordu. Hatta zaman zaman birkaç daha alev püskürtüyordu. İçerideki ateş kendini daha şiddetle belli ediyordu. Püskürmenin fazla gecikmeyeceğini, belki de birkaç gün içinde meydana geleceğini düşünmekte haklı mıydılar? Bu şartlar mühendisin projesini bozabilirdi. Aslında volkan, lavlarla birlikte maden curufu, altın külçeleri, altın tozu da fırlatacaktı. Ve Teksaslılara da sadece bunları toplamak kalacaktı. Püskürmeye Hunter'ın işine yarayacaktı. Ben Riddle bunların kendisine ait olduğunu nasıl kanıtlayabilirdi? Fırsatı sonsuza dek ellerinden kaçırmış olacaklardı. Kafilenin kendi kampında hala şansı vardı. Fakat açık arazide üstünlük sağlaması imkansızdı. Mühendis çok endişeli bir halde geri döndü. Fakat bu olasılık karşısında yapacak bir şey yoktu. Varır varmaz Sun Miskim yoldan telaşla gelmekte olan izciyi gösterdi. Ve böylece kuzenler baraja kadar onu karşılamaya gittiler. Geliyorlar, diye haykırdı Bill Steele. Hala uzaktalar mı, diye sordu mühendis. Yaklaşık yarım fersah ötedeler, diye cevap verdi izci. Keşfe çıkmaya vaktimiz var mı, diye sordu Lorik. Evet, dedi Bill Steele. Ve dördü birlikte kanalı geçerek adamlarından birkaçının nöbet tutmakta olduğu yere hızla vardılar. Golden Mount'un eteklerinin sınırladığı bu ova parçasını buradan fark edilmeden gözlemek kolaydı. Kalabalık bir grup dağın etekleri boyunca ilerliyordu. Herhalde bütün çete oradaydı. Tüfeklerin namlularının parladığı görülüyordu. Yanlarında ne at ne de araba vardı. Teksaslılar bütün malzemelerini 2 gündür kamp kurdukları yerde bırakmışlardı. Hunter, Malone ve ustabaşı önden yürüyordu. Dikkatle ilerliyor, arada sırada duruyor ve Golden Mount'un tepesini görebilmek için bazen yüzlerce adım uzaklaşıyorlardı. Bir saate kalmaz burada olurlar, dedi Lorik. Kampımızdan haberleri olduğu kesin, diye cevap verdi Sun Miskim. Buraya saldırmaya geldikleri de, diye ekledi izci. Ah şu Hunter menzilime girene dek şurada beklesem. Onu bir el atışla selamlayacağım ve 100 adımdan bir ördek gibi parçalara ayıracağım, diye haykırdı Sun Miskim. Hayır, geri dönelim, diye emir verdi Ben Riddle. Aslında en akıllıcası buydu. Teksaslı'nın ölümü diğerlerinin saldırmasına bir engel değildi. Ben Riddle, Sun Miskim, İzci ve Lorik peşlerinde adamlarıyla birlikte kanala geri döndüler. Barajı teker teker geçtikten hemen sonra barikatta bırakılmış aralık daha önceden ayırdıkları taşlarla kapatıldı. Kanalın 2 kıyısı arasında hiçbir bağlantı kalmamıştı. Hep birlikte kurşunlardan korunmak için koruluğun kıyısından 60 adım geriye çekildiler. Ateş açılacağı kesin gibi gözüküyordu. Silahlar doldurulmuş bekleniyordu. Zaten izcinin önerisine göre çetenin kanala yaklaşmasına izin verecekler ve geçmeye kalktığı anda saldıracaklardı. Yarım saat sonra Hunter, Malone ve arkadaşları dağın köşesini
döndüler. Bazıları küçük adımlarla eteklilere de dolanırken, diğerleri dereye kadar ilerleyip sol kıyısından geliyordu. Tüfekleri omuzlanmaya hazır, tabancaları ise bellerindeki kırmızı kemerlere takılmıştı. Ben Riddle, Sun Miskim, Lorik ve Neluto adamların 30 kadarını Forty Mile Creek'teki 127 numaralı madende çalışırken görmüşlerdi. Yanlarındaki 20 kadar Kızılderili ise Hunter Circle City'den ve Fort Yukon'dan Kuzey Buz Denizi kıyılarına yapılacak bu sefer için toplamıştı. Çete, Hunter ve Malone'un durdukları kıyıya gelerek toplandı. İki Teksaslı yanlarına ustabaşını da alarak hareketlerine bakılırsa oldukça ateşli bir konuşmaya giriştiler. Bu ağaçların arkasında bir kamp olduğundan hiç şüpheleri yoktu ve ellerini bu yöne doğru uzatıyorlardı. Fakat onları büyük hayal kırıklığına uğratan, aşılması güç bir engel olan şu kanaldı. 60 adım ileriden ateş açılırsa hiçbir şey yapamazlardı. Kısa zaman önce yerinden kaldırılmış olan toprağı, üzerindeki taze izleri görerek bu kanalın yakın zamanda kazıldığını anladılar. Fakat hangi amaçla olduğunu anlayamamışlardı. Tünelin ağzı dal kümeleri altında gözükmüyordu. Zaten bu tünelin Golden Mountain içine derenin sularını akıtmak için olduğu hiç akıllarına gelir miydi? Yine de Hunter ve Malone kıyıda gidip geliyorlar. Büyük ihtimalle de burayı nasıl geçeceklerini düşünüyorlardı. Korulukta kimlerin bulunduğunu öğrenmek ya da birileri orada kamp kurmuş olsalar bile gitmiş olup olmadıklarını görmek için mutlaka koruluğa yaklaşabilmeleri gerekiyordu. Bu sırada ustabaşı yanlarına geldi ve kanalda kuru olarak geçilebilecek tek yer olan barikatlı barajı gösterdi. Üçü birlikte o tarafa yöneldiler. Hiçbir geçit bırakmayan bu barikatı görünce kendi kendilerine korulukta kesinlikle bir kamp olduğunu ve barikatı yıkarak o kampa ulaşabileceklerini söylediler. Ağaçların arkasındaki Ben Riddle ve arkadaşları üçlünün bütün hareketlerini izliyorlardı. Hunter'ın barajdaki taşları kaldırarak bir geçit açacağını anladılar. Onları durdurma zamanı gelmişti. Onun kafasını kırmaktan beni neyin alıkoyduğunu bilmiyorum, dedi Sunmi alçak sesle. Tüfeğinin tam da ucuna geldi. Hayır, ateş etme Sunmi, diye cevap verdi Ben Riddle silahını indirerek. Şefleri öldürülürse durmazlar. Belki de ateş etmeden önce konuşmak daha iyidir. Sen ne dersin izci? Her zaman deneyebileceğimizi düşünüyorum, diye karşılık verdi Bill Steele. Böylece durum daha da kötüleşmez. Eğer anlaşamazsak o zaman bakarız. Yine de hepimiz kendimizi göstermeyelim, diye uyardı Lorik. Hunter bizi sayamasın. Doğru, diye karşılık verdi mühendis. Ben tek başıma gideceğim. Bir de ben, diye ekledi Sunmiskim. Ben Riddle'ın iki Teksaslı'nın karşısına tek başına çıkmasına asla izin vermeyecekti. Hunter ve birkaç adamının yıkmak üzere barikata yaklaştığı sırada Ben Riddle ve Sunmiskim koruluğun sınırında belirdi. Hunter onları görür görmez adamlarına geri çekilme işareti verdi. Ve bütün çete kanalın kıyısından 10 adım geride savunmaya geçti. Hunter ve Malone sadece ellerinde tüfekleriyle yaklaştılar. Ben Riddle ve Sunmiskim ise ellerindeki tüfeklerin dipçiklerini yere dayadılar. İki Teksaslı da onları örnek alıp aldı ve ilk konuşan biraz şaşkın bir ifadeyle Hunter oldu. Ah, diye haykırdı. Siz misiniz 129'un beyefendileri? Biziz, diye cevap verdi Sunmiskim. Siz Mackenzie Deltası'nda bulmayı hiç beklemiyordum, diye devam etti Teksaslı. Sizin de bizden sonra geleceğinizi tahmin etmiyorduk, diye karşılık verdi Sunmiskim. Aramızda hala halledilmesi gereken eski bir mesele vardı. Forty Mile Creek yerine burada da halledilebilir. Ve Sunmiskim ile yüz yüze gelmekten duyduğu şaşkınlık öfkeye dönüşmüş olan Hunter silahını doğrulttu. Sunmiskim de aynısını yaptı. Çete hareketlendi ama Hunter onları bir el işaretiyle durdurdu. Çarpışmaya başlamadan önce Ben Riddle'ın ne kadar adamı olduğunu bilmek istiyordu. Gözleri boşu boşuna koruluğun içlerini görmeye çalıştı. Kafiledeki adamlardan hiçbiri ağaçların arkasından kendilerini göstermediler. Ben Riddle müdahale etme zamanının geldiğine karar verdi. Ve kanalın kıyısına kadar ilerledi. Hunter ile aralarında 12 adım vardı. Malone geride kalmıştı. Ne istiyorsunuz, diye sordu Ben Riddle yüksek sesle. Golden Mountain için geldiğinizi öğrenmek istiyoruz, diye yanıt aldı.
Bunu hangi akla istiyorsunuz diye sordu Ben Riddle. Hak söz konusu değil diye cevap verdi Hunter. Gerçek olan şu ki Dawson City'den 87 mil uzaktasınız. Buraya geldik çünkü canımız buraya gelmek istedi diye karşılık verdi kendine hakim olmakta zorlanan Su Miskin. Ya sizi burada bulmak bizim hoşumuza gitmediyse diye karşılık verdi Hunter. Öfkesine engel olmakta güçlük çektiği sesinden anlaşılıyordu. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin buradayız ve gelmek için sizden izin alacak değiliz. Kalmak için de izin istemiyoruz diye karşılık verdi Su Miskin. Bir kez daha soruyorum dedi Texaslı. Golden Mount'a niçin geldiniz? Siz niçin geldiyseniz biz de onun için geldik diye cevap verdi Ben Riddle. Bu yataktan altın çıkarmak için mi? Bu altın yatağı Kanada'nındır. Amerika'nın değil. Zaten Dominion sınırları içinde bulunuyor. Tahmin edileceği üzere yatağın hangi sınırlar içinde bulunduğu meselesi Texaslıları durduramazdı. Hunter elini volkana doğru uzatarak cevap verdi. Golden Mount ne Kanadalılara ne de Amerikalılara aittir. O herkesindir. Pekala öyle olsun diye karşılık verdi Ben Riddle. Ne olursa olsun ilk ele geçirenindir. Söz konusu olan ele geçirmek değil. Hunter soğukkanlılığını yavaş yavaş kaybediyordu. Ya ne? Diye sordu mühendis. Önemli olan koruyabilmek. Diye karşılık verdi Hunter tehditkar bir hareketle. Kime karşı? Onu tek başına işletmeye niyeti olanlara karşı. Onlar da kimmiş? Biziz diye haykırdı Hunter. Deneyin bakalım diye cevap verdi Ben Riddle. Malone'un bir işaretiyle pek çok silah ateşlendi. Fakat hiçbir Ben Riddle'a ya da Sun Miskin'e isabet etmedi. İki kuzen koruluğa geri koşarken Sun Miskin bir anda dönüp tüfeğini doğrulttu ve Hunter'ı vurdu. Kendini yana atan Texaslı kurşundan kurtuldu. Fakat adamlarından biri göğsünden vurularak ölmüştü. İki tarafta birbirine ateş ediyordu. Fakat ağaçların arkasına saklanmış olan izcinin arkadaşları Hunter'ın adamları kadar zor durumda değildiler. İzcinin adamları arasında birkaç yaralı olsa da Hunter'ın adamlarından birkaçı ölmüştü. Hunter kendilerinin sayıca üstün olduklarını sandığından ki bu doğruydu, kanalı geçip izcinin kafilesini dağıtamazlarsa çok kayıp vereceklerini anlamıştı. Hunter ve 2-3 kişi daha barikatı zorlamak için baraja doğru ilerlediler. Kayaların yığılmış taşların arkasında eğilerek bir geçit açmaya çalıştılar. Böylece savunmanın bütün gücü de bu noktaya yoğunlaştı. Eğer geçit zorlanıyorsa, eğer çete koruluğun sınırına kadar gelebilirse, eğer kampı istila ederse karşı koymak imkansız hale gelirdi ve avantaj sayıca üstün olanlara geçerdi. Diğer taraftan Hunter adamlarını bu yoğun yaylım ateşi altında bırakmayacağını anladı ve yere yatmalarını emretti. Kanalın kıyısına atılmış olan topraklar yere yatmak şartıyla bir tür siper oluşturuyordu. Her ne kadar doğrudan nişan alabilecekleri bir hedef göremeseler de buraya sığınarak koruluğa doğru ateş edebilirlerdi. İzcinin adamlarından 2-3'ünü de rastgele ateş ederek yaralamışlardı. O sırada Malone ve adamlarından ikisi yerde sürünerek baraja yaklaştılar. Ona ulaşmayı başardılar ve barikadı oluşturan kayaların arkasına sığınarak taşları yavaş yavaş alıp kanala atmaya başladılar. Koruluktan açılan ateşle vurulmadılar. Bunun üzerine her ne pahasına olursa olsun barajı aşmalarına engel olmaya çalışan Bill Steel onlarla göğüs göğüse çarpışmaya karar verdi. Kanal ile koruluk arasındaki 60 adımlık korunaksız alanı aşmak çok güçtü. Hunter ve arkadaşları da barikada geçip kampa doğru ilerlerken aynı tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Ben Riddle, izciye koruluktan çıkmadan önce bir süre beklemesini önerdi. Malone ve arkadaş adamlarının barikatı yıkmaya çalışırken vurulmaları mümkündü. Diğerleri de öyle olabilirdi. Bu durumda adamlarının tümünü boş yere feda etmek yerine Hunter'ın geri çekilmesi şaşırtıcı olmazdı. Fakat bu arada kanaldan atılan kurşunlara karşılık vermek için baraja doğru aralıksız ateş etmek gerekiyordu. Bu şartlar altında 10 dakika geçti. Barikatla uğraşanlardan hiçbiri yaralanmamıştı. Fakat geçit genişledikçe kurşunlar hedeflerine ulaşmaya başladı. Kızılderililerden biri vuruldu. Geriye taşındıktan sonra başka biri Malone'un yanındaki yerini aldı.
O sırada Neluto çok isabetli bir atış yaptı. Malo ona nişan alabilmişti ve tam göğsünden vurmuştu. Teksaslı yere yuvarlandı. Düşüşü çetede büyük şaşkınlığa neden oldu. Güzel, güzel dedi Sun Miskim yanındaki Neluto'ya. Çok iyi bir atıştı. Ama Hunter'ı bana bırak. Bu bizim meselemiz. Ben üstleniyorum. Fakat Malone kaldırılarak güvenli bir yere götürüldükten sonra Hunter'ı saldırmaktan vazgeçmiş gibi gözüküyordu. Bu şartlar altında başarılı olmaları imkansızdı. Saldırganların hepsi teker teker öldürüldü. Hunter onları daha çok tehlikeye atmak istemediğinden silah seslerinin arasında adamlarına bağırdı. Bu geri çekilme işaretiydi ve çete onları uğurlayan kurşunlar arasında yaralılarını toplayarak Rubber Creek'in sol kıyısından ilerledi. Ovaya doğru yola koyuldu. Golden Mount'un dönemecinde gözden kayboldu. Püskürme. Hunter'ın kampa ilk saldırı girişimi işte böyle bitti. Bütün bunlar Hunter'a içlerinde Malone'un da bulunduğu pek çok yaralıya mal olurken, izcinin arkadaşlarından sadece 2-3 kişi sıyrıp geçen kurşunlarla yaralanmıştı. Bu saldırı tekrarlanacak mıydı? Nasıl tekrarlanacaktı? Eğer Ben Riddle ve adamlarının ikiye karşı bir olduklarını öğrenseydi, ikinci karakteri de göz önüne alınırsa, Golden Mount'un efendisi olma tutkusuyla harekete geçmiş olan Hunter, kampı ele geçirmek istemeyecek miydi? Ne olursa olsun, serseriler geri çekildiler ve bugün bir daha saldırmazlar, dedi izci. Bugün hayır, fakat bu gece belki, diye karşılık verdi Sun Miskim. Pekala, o zaman biz de uyumayız, dedi Ben Riddle. Birkaç saat süren karanlık boyunca da Hunter kanalı aşmakta zorlanır. Hatta buna cesaret edemeyeceğini bile söyleyebilirim. Çünkü tetikte olduğumuzu bilecek. Fakat barajın barikatını sağlamlaştırmak şart, dedi Lorik. İşte biz de bunu yapacağız, diye cevap verdi Bill Steele. Bu iş için adamlarından birkaçını çağırarak. Öncelikle çetenin kendi kampına dönüp dönmediğine bakalım, dedi Sun Miskim. Tamam, diye cevap verdi izci. Ben Riddle, Sun Miskim, Lorik, Bill Steele ve Neluto ellerinde tüfekleriyle barajı geçtiler ve dağın güneydoğudaki köşesine kadar gittiler. Oradan Teksaslıların kamp kurduğu yere kadar bütün ova görülebiliyordu. Saat 6'ydı ve hava hala aydınlıktı. Köşeye gelince Ben Riddle daha öteye gitmenin gerekmeyeceğini gördü. Hunter ve arkadaşları 5-6 kurşunu atımlık mesafedeydiler. Takip ediliyor olma endişesine rağmen ağır ağır yürüyorlardı. İzci peşlerine düşmenin uygun olup olmayacağını düşünüyordu. Ama Teksaslıların kafilede ancak 20 kişi olduğunu bilmemeleri çok daha iyiydi. Zaten Sun Miskim her ne düşünürse düşünsün, kampa karşı her türlü saldırıdan vazgeçmiş olmaları da mümkündü. Çetenin yavaş adımlarla ilerlemesinin nedeni yaralı taşıyor olmalarıydı. Çoğu yürüyemiyordu, bunlardan biri de Malone'du. Neredeyse bir saat boyunca izci ve arkadaşları haydutların geri çekilmelerini seyretti. Hunter'ın Golden Mount'un eteklerini döndüğünü gördüler. Ve ovanın içinden ormana yönelmediğine göre demek ki mola yerine dönüyordu. Saat 8'e doğru izci barikatını sağlamlaştırma işini bitirmişti. İki adım burada nöbet tutmaya başladılar. Diğerleri de akşam yemeğini yemek üzere hep birlikte koruluğa daldılar. Konuşmalar dönüp dolaşıp gün içinde olanlara geldi. Saldırıdan sonra Hunter'ın geri çekilmesi olayın kapanması olarak kabul edilemezdi. Ancak çete Golden Mount'u terk ederse gerçekten geri çekilmiş sayılacaklardı. Eğer Teksaslılar bu civarlarda kalmakta ısrar ederlerse kim bilir ne olaylar çıkardı. Püskürme kendiliğinden meydana gelirse volkanın fırlattığı külçeler için çarpışmaya gelirler miydi? Diğer taraftan Teksaslılar orada olduğu sürece acaba Ben Riddle kraterin içine sular akıtarak meyi tetikleme planına devam etmeli miydi? Fakat birkaç hafta sonra fırtınaları tipisi karıyla kış başlayacaktı. Ondan önce kafilenin mutlaka Dawson City'ye geri dönmesi gerekiyordu. Fakat o zaman mühendis bir sonraki kışı da Klondike'da geçirip gelecek yaz Golden Mount'a geri mi dönecekti? O zaman Hunter da geri gelir miydi? Acaba onun çetesinden daha kalabalık olabilmek için yeni Kanadalılar ve Kızılderililer mi bulmak gerekecekti? Acaba Ben Riddle kuzenini Montreal'e geri dönmeyi bir yıl daha ertelemeye ikna edebilir miydi? Büyük ihtimalle Sun Miskim bunu hiç düşünmemişti.
İster başarıyla, ister başarısızlıkla sonuçlansın, Ben Riddle ile birlikte en geç 2 ay içinde Klondike'ı terk edeceklerine eminim. Akşamı hiçbir şey bozmadı. Her türlü güvenlik önlemini aldıktan sonra biraz dinlenebilmeyi hayal ediyorlardı. İzci, Lorik, Neruto barajda nöbet tutmayı teklif ettiler. Dikkatli olacaklarına güvenilebilirdi. Çadırlar kuruldu. Bunun herhangi bir tehlikesi yoktu. Ardından her biri kişiliğine göre rahat yatağa, rahatsız bir uykuya daldı. Fakat Ben Riddle'ın kafası o kadar çok proje ve endişeyle doluydu ki mühendis uzun süre uyuyamadı. Ertesi sabahın erken saatlerinde izci ve Ben Riddle kanalı aşarak ovayı gözlemeye gittiler. Etrafı sızdı. Orman tarafından hiçbir çete yaklaşmıyordu. Hunter'ın buralardan tamamen gitmek gibi bir niyeti yoktu. Zaten kimse de bunu beklemiyordu. Golden Mount'un kampa bakan yamacından tırmanamıyor olmamız çok kötü, dedi Bill Steele. Plato'nun öbür tarafından onları görebilirdik. Maalesef bu imkansız Billy, diye cevap verdi Ben Riddle. Dağdan birkaç yüz adım uzaklaşmamızın bence hiçbir tehlikesi yok, diye devam etti izci. Görünürde kimseler olmadığına göre hiç tehlikesi yok Billy. Fark edilirsek bile kanala geri dönüp barikatı kapatacak kadar vaktimiz olur. Öyleyse gelin Bay Ben, volkanın durumlarını da görürüz. Dumanlarını da görürüz. Belki de daha yoğundur. Belki de krater lav püskürtmeye başlamıştır. İkisi birlikte çeyrek fersah uzaklaşıp mola verdiler. Kraterin ağzında hiçbir değişiklik yoktu. Alevlerle karışık dumanlar kraterden yükselmeye devam ediyordu. Fakat rüzgar tarafından da denize doğru savruluyorlardı. Bugün olmayacak, dedi izci. Hayır, diye cevap verdi mühendis. Hunter gitmeden volkanın püskürmesini istemiyor. Tabii giderse. Tam bu anda Bill Steele Golden Mount'un dibinde bir dumanı gösterdi. Evet, dedi. Hala buradalar. Sanki kendi evlerinde gibi. Madem ki onları buralardan kovmaya çalışmıyoruz, kendi kendilerine bizim güçsüz olduğumuzu söyleyecekler ve söylemekte de haklı olacaklar. Bu doğru bir akıl yürütmeydi. Fakat bu sözler Ben Riddle'a güvence veremezdi. Birlikte ovaya bir kez daha baktıktan sonra kanala geri dönüp kampa girdiler. Ağustos'a gelmişlerdi. Ve Ben Riddle'ın hiçbir sonucu elde edemeyen günler akıp gittiği için kalbi sıkışıyordu. İzcinin de söylediği gibi ay sonunda Klondike yoluna koyulmak için geç kalınmış olacaktı. Kafile 15 Eylül'den önce varamazdı. Oysa bu tarihte kışı Vancouver'da geçirecek olan madenciler Dawson City'yi terk etmiş olurdu. Son gemilerde buzlanma başlamadan Yukon'u geçerdi. Ne olursa olsun geri dönüş 2 haftadan daha fazla ertelenemezdi. Ve kış erken geldiği takdirde Bill Steele gölleri geçmekte, Şilkut'u aşmakta, Feskegwe'ye ulaşmakta çok zorlanırdı. Su Miskim onunla bu konuda sık sık konuşuyor ve yemekten sonra Ben Riddle kanalın kenarında dolaşırken tekrar bundan bahsettiler. Ben Riddle dere yatağını değiştirecekleri yeri inceledikten sonra baraja geri döndü. Kanalın ağzını gizleyen dalları kaldırarak tünele girdi ve tüneli volkanın bacasından ayıran duvara kadar süzüldü. Her şeyin yolunda olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istiyordu. Duvarın üzerinde açılmış olan 6 deliğe baktı. İçine yerleştirilecek dinamitleri patlatmak yeterli olacaktı. Ardından baraj birkaç kazma darbesiyle yıkıldığında sular dağın derinliklerine akacaktı. Teksaslılar olmasaydı belki de Ben Riddle hemen o gün püskürmeyi tetiklerdi kim bilir. Zaman daraldığına ve püskürme kendiliğinden olmayacak gibi gözüktüğüne göre beklemenin ne anlamı vardı? Evet, mühendis bizzat dinamiti ateşleyebilirdi. Fitillerin yanması birkaç dakika sürerdi, sonra da patlamanın ardından barajı yıkardı. Ve sonunda yarım gün, 2 saat, belki de 1 saat sonra derinliklerde birikmiş olan buharın basıncı volkanı harekete geçirirdi. Ben Riddle, cesur planını hemen sonuca vardıramadığı, son darbeyi vuramadığı için güçsüzlüğüne lanet ederek bu duvarın önünde düşüncelere dalmıştı. Teksaslılar çıkar sağlayan ilk ve kuşkusuz tek insanlar olabilirdi. Dolayısıyla beklemek, daha da beklemek gerekliydi. Ve eğer çete gitmezse, eğer Hunter bu bölgeye kalınamayacak hale gelene kadar buraları terk etmezse, eğer gidişini mümkün olduğu kadar geciktirirse, eğer Vancouver'a geri dönmek yerine kış mevsimini Circle City'de
Ya da Dawson City'de geçirmeye niyetliyse, gelecek yazın ilk günlerinde geri dönmeyi planlıyorsa, o sıralarda kendisi Ben Riddle nerede olacaktı? Buradan yüzlerce fersah ötede. Forty Miles Creek'ten sonra Golden Mount'ta da bütün çabalarına rağmen başarısız olduktan sonra eve geri dönmüş olacaktı. İşte mühendisin kafasını bunlar meşgul ediyordu. Geçmiş ve gelecek yerine şimdiyle daha fazla ilgiliydi. Evet, hareket etmekte özgür olsaydı hiç tereddüt etmezdi. Hemen o gün son hamlesini yapardı. Ve planı başarıyla sonuçlanırsa, eğer Volkan içinde biriktirdiği zenginliklerini sunarsa, değerli külçeleri arabalara yüklemek için 24 saat yeterdi. Ve kafile de Klondike yoluna koyulurdu. Ben Riddle bir yandan düşünürken bir yandan da ana bacadan gelen gürültüleri dinliyordu. Homurtular fazla şiddetliydi. Hatta taşların hareket ettiğini, kayaların buhar tarafından kaldırılıp tekrar düştüğünü duyduğunu sandı. Bu belirtiler yakında püskürme olacağının mı işaretleriydi? O anda dışarıdan bağırışlar duyuldu. Hatta Ben Riddle kendisini çağırdıklarını sandı. Tünelin ağzından izcinin sesi işitildi. Bay Riddle, Bay Riddle. Ne oluyor diye sordu mühendis. Gelin, gelin diye cevap verdi Bill Steele. Ben Riddle çetenin kampa karşı yeni bir saldırıya geçtiğini sanmıştı. Tünelden sürünerek baraja çıktı. Bill Steele'in yanına gelmiş olan Su Miskim de oradaydı. Teksaslılar geri mi geldiler diye sordu kuzenine dönerek. Evet, serseriler diye cevap verdi Su Miskim. Fakat ne önden ne de arkadan, tepeden. Ve elini Golden Mount platosuna doğru uzattı. Bakın Bay Ben diye ekledi izci. Daha önce kanal girişini fazla zorlayamadıkları için Hunter ve adamları doğrudan saldırıya geçmekten vazgeçmişlerdi. Bu yeni girişim kafileyi kamp yerinden ayrılmak zorunda bırakabilirdi. Volkan'a tırmandıktan sonra krateri dolaşarak şiddetle püsküren buharlardan uzaktaki platonun ucuna gelmişlerdi. Kazmalarla levgelerle buradaki kayaları katılaşmış lav parçalarının yüzlercesini yerinden koparmışlardı. Bu kayalar kenardan aşağıya ağaçları yıkarak, devirerek, toprakta devasa çukurlar bırakarak çığ gibi düşmeye başlamışlardı. Hatta birkaç taş kanalı kadar yuvarlanmış, suyu taşırmıştı. Görüyorsun diye haykırıyordu Su Miskim. Görüyorsun, bizi kaçıramadılar. Şimdi de ezmeye çalışıyorlar. Ben Riddle cevap vermiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte bu taş yağmurundan korunmak için dağın yamaçlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. Korulukta durmak mümkün değildi. Yüzlerce kaya kampa doğru düşüyordu. Hatta işçiler de buradan kaçarak taşların ulaşamayacağı kadar uzağa, derenin sol kıyısına sığınmak zorunda kalmıştı. Fakat yük arabalarından ikisi kırılmıştı. Yaralanmış üç adamın durumları ciddiydi ve onları çok gerilere taşımak gerekti. Malzemelerden geriye kalanlar ise kırık döküktü. Yıkılmış ve yırtılmış olan çadırlar, kırılmış araç gereçler tam bir felaketti. Katırlardan iki tanesi de yerde ölü gibi yatıyordu ve şaşırmış. Dehşete kapılmış olan diğerleri bir sıçrayışta kanalı geçip ovaya dağılmışlardı. Yukarıdan bu katliama sevinen çetenin korkunç bağırışları, dehşet verici uğultuları duyuluyordu. Kayalar hala düşmeye devam ediyor. Düşerken kimi zaman çarpışıp parçalanıyor ve Golden Mount ile dere arasındaki alanı kaplıyorlardı. Bütün dağı tepemizden aşağı indirecekler diye haykırdı Su Miskim. Ne yapacağız? Dedi Lorik. Ne yapacağımızı bilmiyorum diye cevap verdi Su Miskim. Fakat ne yapmalıydık biliyorum. Hunter ile hiç konuşmadan tam kalbine bir kurşun sıkmalıydık. Bir gün önce Teksaslı'dan kurtulabilmiş olsalardı durum bu kadar tehlikeli olmayacaktı. Çünkü kampı kayalarla yok etme fikrinin ondan çıktığı kesindi. İzci dedi ki, en azından kalanları kurtarmazsak yakında bir tek sağlam malzememiz olmayacak. Gidip arabalarımızı dere kıyısına çekelim, oraya ulaşamazlar. Tamam, ya sonra? Diye sordu Lorik. Sonra mı? Diye cevap verdi Bill Steele. Sonra hepimiz silahlanıp bu serseriler yukarıdayken onların kamplarına gideceğiz. Onları orada bekleyeceğiz. Aşağı inerlerken üstlerine ateş açıp arabaları da bizimkilerinin yanını, yerini alacak. Cesur bir plandı. Fakat başarıya ulaşabilirdi.
Hunter ve arkadaşları Golden Mount'tan inerlerken 20 tüfeğin ateşi altında çok zorda kalacaklardı. Hala tepeden kayaları atmakla meşguldüler. Ve ancak atabilecekleri taş kalmadığında aşağı ineceklerdi. Demek ki izciyle arkadaşlarının bol zamanları vardı. Fark edilmeden dağın eteği boyunca diğer tarafa geçmeliydiler. Eğer çeteden birkaç kişi hala oradaysa, Hunter ve arkadaşlarının gelişini beklerken onları keklik gibi avlayacaklardı. Pekala. Adamlarımızı çağıralım. Çoğunun silahı var. Bizim de silahımız var. Dedi Sun Miskim. Barajı geçelim. Yarım saat içinde oraya varmış oluruz. Bu arada serserilerin inmesi en az 2 saat sürer. Her ne kadar Ben Riddle'a doğrudan doğruya sorulmamış olsa da ondan bir cevap bekleniyordu. Kabul edip etmediğini söylemesi gerekiyordu. Uygulanabilecek ve başarılı olması umulabilecek tek proje buydu. Fakat Ben Riddle hala sessizdi. Sanki söylenenlerden hiçbirini duymamış gibiydi. Acaba ne düşünüyordu? Bendis arkadaşlarının söylediklerini gayet iyi duymuştu ve adamlara gelmelerini işaret ettikleri anda durdurdu. "Hayır, hayır," dedi. "Ne yapmak istiyorsun Ben?" diye sordu Sunmiskim. "Hunter'ın çetesine hak ettikleri gibi karşılık vereceğiz." "Nasıl yani?" "Püskürmeyi tetikleyerek. Bu belki de hepsinin sonu olur," dedi Ben Riddle. "Aniden püskürme meydana gelir, onları kraterin kenarında yakalarsa gerçekten de öyle olurdu." Ben Riddle tünelin ağzına doğru bir hamle yaptı. "Ne yapacaksınız Bay Ben?" diye sordu izci. "Baca duvarını yıkıp dereyi bacanın içine akıtacağım." Bilindiği gibi dinamitler hazırdı ve sadece ateşlemek gerekiyordu. Fakat tam mühendisin tünele gireceği anda "Bana bırakın," dedi yerini almak isteyen Lurik. "Hayır," diye cevap verdi Ben Riddle. Ve hemen dalların altında saklı olan tünelin ağzında kayboldu. Sürünerek dipteki duvara vardı ve deliklere yerleştirilmiş olan dinamitlerin fitillerini tutuşturmaktan başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. Sonra aceleyle geri döndü. Birkaç dakika sonra dinamit boğuk bir gürültüyle patladı. Sanki dağ temelinden sallanıyordu. Duvar patlamayla çökmüştü şüphesiz. Hemen ardından tünelden büyük ihtimalle ilk lavların yükselişinin sesi olan bir homurtu duyuldu. Bu arada tünelin ağzından da kara dumanlar yükseldi. "İşe koyulalım," diye haykırdı Ben Riddle. Artık sıra barajı yıkmaya gelmişti. Böylece dere ile kraterin bacası arasındaki bağlantı sağlanacaktı. Hepsi işe koyuldular. Toprağı kürekleyip kenarlara atarak barajı kazma darbeleriyle yıktılar. İşi tamamlamaları 15 dakikalarını aldı. Çünkü işin yarısına geldiklerinde gerisini akıntı halletti. Rubber Creek'in gür suları kanalın ve tünelin eğimi sayesinde Golden Mountain içine aktı. Bu akıntı tünelin içinden buhar ve lav çıkışını alt edebilecek miydi? Bunun cevabını hemen öğreneceklerdi. Mühendis ve arkadaşları yukarıdan aralıksız düşen kayalardan kendilerini koruyarak endişeyle bekliyorlardı. Yarım saat, 1 saat geçti. Dere akıyor hala ve tünelin ağzından içeri doluyor. Bu harları bastırarak dağın derinliklerine dökülüyordu. Birden çok şiddetli bir patlama oldu. Volkandan çıkan alevler ve dumanlar havada 5-600 ayağa kadar yükseldi. Bunlarla birlikte binlerce taş, sertleşmiş lav parçası, maden curufu ve kül büyük bir gürültüyle püskürüyordu. Herhalde yukarıdaki platoda çökmeye başlamıştı. Püskürtünün itmesiyle plato belki de tamamen çökmüştü. İçteki ateşin etkisiyle alev kütlelerine geçit açmak için krater genişlemişti belki de. Fakat püskürme kuzeye doğru yönelmişti. Birikmiş kayalar, lavlar, küller o tarafa sürüklenerek dalgaların arasına dökülüyordu. Evet, Golden Mount, Kuzey Buz Denizi'ne boşalıyordu. "Ah!" diye haykırdı Sunmiskin. "Altın külçelerimiz!" Eğer Ben Riddle, Lorik ya da Bill Stell ondan önce bağırmadılarsa bunun nedeni tek bir kelime bile söyleyemeyecek kadar üzülmüş olmalarıydı. Şaşkınlıktan dillerini yutmuşlardı. O anda Teksaslılar değil, Kuzey Amerika'nın en zengin maden ocaklarından birinin buzlu sularda kaybolduğunu düşünüyorlardı. Görüldüğü gibi Ben Riddle yanılmamıştı. Volkanın bacasının içine su akıtarak 1 saat içinde püskürmeyi tetiklemişti.
Toprak sanki yarılacakmış gibi sarsılıyordu. Alevler kükrüyor, buharlar ıslık çalıyordu. Koni'nin platosunun tepesinde yüzlerce ayak yükseğe çıkan kalın bir bulut oluşmuştu. Havaya fırlayan kayalardan bazıları bomba gibi patlıyor. Altın tozları etrafa saçılıyordu. Külçelerimiz patlıyor diye tekrarlıyordu Sunmiskim. Hepsi hayal kırıklığı içinde bu dehşet verici gösteriyi seyrediyordu. Mühendis Golden Mount'un püskürmesini çabuklaştırmıştı ama yönlendirememişti. Girişimleri felaketle sonuçlanmıştı. Artık kafilenin çeteden korkması için hiçbir neden kalmamıştı. Hunter ve arkadaşları bu ani olaya savunmasız yakalanmış ve kendilerini güvenceye alacak zamanları olmamıştı. Belki de ayaklarının altındaki plato çökmüştü. Belki de kraterin içine düşmüşlerdi. Belki de yanmış, parçalanmış bir halde havaya fırlatılmışlardı. Ve şimdi Kuzey Buz Denizi'nin dibinde yatıyorlardı. Gelin, gelin diye haykırdı izci. Tedbirli davranarak kanalın uzağında durduklarından ovaya ulaşmaları ve Golden Mount'un eteklerini takip etmeleri kolaydı. Tüm güçleriyle koşarak Teksaslıların kampına gittiler. Oraya varmaları 20 dakikadan fazla zaman almadı. Vardıklarında durdular. Hunter'ın adamlarından kampta kalmış olan birkaçı, aşağı yukarı 10 kişi ormana doğru kaçıyorlardı. Püskürmenin gürültüsünden korkan atları ise ovaya dağılmıştı. İzci ve arkadaşları mola verdiklerinde kamp ıssızdı. O sırada platodan kurtulabilen çeteden 5 ya da 6 kişi Golden Mount'un aşağı kollarını ve bacaklarını kırma tehlikesine rağmen kayarak iniyorlardı. Aralarında Hunter da vardı. Herhalde ağır yaralandığından 100 adımlık mesafeyi sürünerek üstündeki geçiyordu. Çalıları asılıyor, düşüyor, ayağa kalkıyor, dağın eteklerine vararak kaçmaya başlayanların çok gerisinden geliyordu. O anda bir silah sesi duyuldu. Ateş edenler Luto'ydu. Onu kimse engelleyememişti. Göğsünden vurulan Hunter yerinde sıçradı. Kayalardan kayalara yuvarlandı ve Golden Mount'ın eteklerine düşüp parçalandı. Dawson City'den Montreal'e. İşte bu macera böyle beklenmedik bir sona ermişti. Ben Riddle ve arkadaşlarının aşağı yukarı hesaplayabildiği ve Volkan'ın sınırsız hazinelerini avuçlarına verecek bir final yerine elde ettikleri sonuca bakın. Şüphesiz Teksaslıların davranışları Ben Riddle'ın planlarını bozmuştu. Kafilenin korunması için mühendis püskürmeyi tetiklemek zorunda kalmıştı. Fakat Volkan zamanı geldiğinde patlasaydı bile sonuç farklı olmayacaktı. Çünkü dağ volkanik maddeleri Kuzey Buz Denizi'ne doğru boşaltıyordu. Şanssızlığımız bir Mackenzie Deltası'na geldiğimizde volkanın uyanmış olmasıydı, dedi izci. Haklısın, diye cevap verdi Sunmeskium. Jack Laurie'ye sönmüş olduğunu sanmıştı. Fakat sadece uyuyordu. Ve birkaç hafta erken uyandı. Gerçekten de Ben Riddle elde edebileceği her şeyi şanssızlık yüzünden yitirmişti. Ve hiç kimse onu teselli edemezdi. Hadi ama sevgili Ben, dedi Sunmeskium. Biraz sağduyu, biraz akıl. 18 aydır uzakta olduğumuz sevgili yurdumuza geri dönmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Ben Riddle cevap olarak kampın yolunu tuttu. Hunter'ın kampı terk edildiğine, çeteden sağ kalanlar kaçtıklarına göre, Bill Steele taşlar altında kalan arabalarının yerine kullanmak için onların iki arabasını almaya karar verdi. Bu arada adamları da ovaya doğru kaçmış olan atlardan 2-3 tanesini yakaladılar. Atlar arabalara koşuldu ve herkes Rubber Creek'e geri döndü. Ertesi gün yola çıkmaya karar verildi ve izcinin de dediği gibi eğer Ben Riddle ve Sunmiskim kar fırtınaları yolları kapatmadan, ilk soğuklarla nehirler ve göller buz tutmadan Vancouver'a gidecek gemiye binmek için Dawson City'ye geri dönmek istiyorlarsa daha fazla geç kalmamak gerekiyordu. Dolayısıyla son geceyi geçirmek için iyi kötü tekrar kamp kuruldu. Yatağı değişmiş olan dere ise aynı biçimde akmaya devam ediyordu. Ve belki de bu geniş haliç onu haftalar hatta aylarca beslemeye devam edecekti. Kim bilir belki de bu su baskını volkanı söndürür dedi izci Sunmiskime. Elbette olabilir Bill fakat bunu Ben'e söylemeyelim. Beklemek isteyebilir. Hem zaten kraterde hiçbir şey kalmamıştır. Artık Golden Mount, Forty Mile Creek'teki 129 kadar değersiz. Biri suların altına gömüldü, öbürü de denize boşaldı. Bu son gece sakin geçti. Nöbet tutmak bile gerekmedi.
Fakat birkaç saat süren karanlık boyunca bu şiddetli püskürmeyi, bulutlara kadar yükselen alevleri, altın tozlarından havai fişeklerini, Golden Mount'un üzerine örten altın küllerini seyretmek ne kadar da güzeldi. Ertesi gün saat 5'te izcinin kafilesi son hazırlıklarını tamamladı. Yola çıkmadan önce Ben Riddle ve Lorik, volkanın etrafındaki çeyrek fersahlık bir alanı incelediler. Acaba volkanın püskürmesi sırasında buralara birkaç altınlı kuvars, birkaç külçe düşmüş o muydu? Yukarı Dominion'u bir daha asla geri dönmemek üzere terk etmeden önce bunu öğrenmek istemişlerdi. Hayır, hiçbir şey yoktu. Püskürtülerin yönünü değişmemişti. Kuzeye dökülmekte olan her şey, kayalar, maden curufları, lavlar, küller, aralıksız olarak kimi zaman 7-800 kulaç mesafeye kadar ulaşarak denize dökülmeye devam ediyorlardı. Ova tarafında hiçbir şey yoktu. Volkan öyle büyük bir şiddetle lav püskürtmüştü ki kratere tırmanmalarına engel olmuştu. Ben Riddle'ın son bir kez Golden Mount'a çıkmak gibi bir niyeti varsa bile bundan vazgeçmesi gerekiyordu. Zaten ne işe yarardı ki? Böylece kafile yola koyuldu. Mühendis ve Summiskim, Neluto'nun kullandığı en öndeki arabadaydılar. Kamp malzemelerinden başka fazla yükleri olmayan arabalar ve koşun hayvanları izcinin yönetiminde ilerliyorlardı. Kanadalı ve Kızılderililerden oluşan topluluk yük arabalarına binebildiği için kafile daha çabuk yol alıyordu. Gelişteki gibi yolculukları gündüz 2 saatlik, gece de 8 saatlik molalarla bölünecekti. Erzakları 15 gün için yeterliydi. Çünkü avcılık ve balıkçılık Golden Mount'ta geçirdikleri birkaç hafta boyunca konservelerden tasarruf etmelerini sağlamıştı. Üstelik yolculuk sırasında avcılar keklikleri, ördekleri ya da büyük av hayvanlarını kaçırmazdı. Eğer Summiskim şu ünlü Kanada geyiklerinden de bir tane avlayabilseydi, neredeyse bu uzun yolculuğa çıktığına memnun bile olacaktı. Hava durumu belirsizdi. Mevsimin sonu yaklaşıyordu. Neyse ki Klondike'ın başkentine Eylül ayındaki gün dönümünden önce varabileceklerdi. Hava serinlemeye başlamıştı. Çünkü güneşin gündüz çizdiği yay günden güne alçalıyordu. Mackenzie ve kollarının suladığı bu ağaçsız topraklardaki molalarda sığınacak bir yer çoğunlukla olmayacak. Geceleri üşüyeceklerdi. Kafile yemek molası vermek ve hayvanları otlatmak için durduğunda Golden Mount hala ufukta seçilebiliyordu. Ben Riddle arkasını dönmüş, Volkan'ın püskürttüğü hazineden gözünü alamıyordu. "Hadi ben," dedi Summiskim. "Bu fani dünyada her şey duman olup uçuyor. Artık yalnızca şunu düşünelim. Montreal'de Jack Cartier sokağındaki evimizden hala 2850 fersah uzaktayız. Kafile Fort McPherson'a doğru olabildiğince hızla ilerliyordu. Peel River'ın sol yakasından gidiyordu. Bilindiği gibi Peel River'ın sağ yakasında Hudson Körfezi şirketinin karayolu vardı. Daha şimdiden yağmur ve borayla kendini gösteren kötü hava şartları yolculuğu zorlaştırıyordu. Bu yüzden 22 Ağustos öğleden sonra kaleye vardıklarında 24 saat konaklamak zorunda kaldılar. İzcinin adamları başarısızlık karşısındaki hayal kırıklıklarını hiç saklamadılar. Altın Volkanı'nın zenginliklerine ve alacakları paya onlar da güveniyorlardı. Fakat elleri boş geri dönmek zorunda kalmışlardı. 24 Ağustos sabahı tekrar yola çıkıldı. Hava çok kötüydü. Kar fırtınası Bill Stanley'i çok endişelendiriyordu. Fort McPherson'dan itibaren kafile, Kayalık Dağların devasa kütlesinin sınırlandırdığı bölgeden geçerek güneydoğuya yönelen Peel River'dan ayrıldı. Fort McPherson ile Dawson City arasındaki en kısa yoldan gitmek üzere güneybatıya yöneldiler. Kutup dairesini, Porcupine'in kaynağını sağda bırakarak aşağı yukarı giderken geçtikleri yerden geçtiler. Güneyden esen şiddetli rüzgardan dolayı çok yoruluyorlardı. Koşum hayvanları güçlükle ilerliyordu. Diğer taraftan Summiskim ve Neluto da doğru dürüst avlanamıyorlardı. Çünkü av hayvanları çoktan daha güneydeki bölgelere göç etmişlerdi. Geriye sadece ördekler kalmıştı. Zaten kısa süre sonra onlar da gidecekti. Neyse ki sağlık durumları oldukça iyiydi. Bu güçlü kuvvetli Kanadalılarla Kızılderililer yorgunluğa karşı çok dayanıklıydılar.
En sonunda 3 Eylül'de Klondike'ın başkentini doğudan çevreleyen tepeler gözüktü. Ve öğleden sonra kafile Front Street'teki Northern Hotel'in önünde durdu. İzcinin kafilesinin geldiği haberi hemen kente yayıldı. Mühendisin Kuzey Buzdenizi kıyısında ne yapmaya gittiği de çok geçmeden duyulacaktı. Otele ilk koşan Dr. Phil Cox oldu. Her zamanki gibi telaşlı ve neşeliydi. İki kuzeni büyük bir sevinçle karşıladı. İlk sorduğu şey şu oldu. İyi misiniz? İyiyiz diye cevap verdi Sun Miskin. Çok yorgun değilsiniz umarım. Hayır, çok fazla değil doktor. Peki memnun musunuz? Memnunuz, geri döndüğümüz için diye karşılık verdi Sun Miskin. Bunun üzerine Dr. Phil Cox'a olup bitenler anlatıldı. Verimsiz keşif gezisinde yaşadıkları bütün hayal kırıklıklarının, başlarından geçen olayları, Teksaslılar çetesiyle karşılaşmalarını, kampa saldırıyı, volkanın püskürmesini, mühendisi nasıl tetiklediğini, Ben Riddle ile arkadaşlarının serserilerden nasıl kurtulduğunu ve onca çabanın nasıl boşa gittiğini, Golden Mount'un bütün alanlarının şimdi denizin dibinde yattığını anlattılar. Görüyor musunuz diye haykırdı doktor. Görüyor musunuz? Doğru tarafa kusmayı bile başaramayan bir volkan. Gerçekten ona kusturucu ilaç vermek pahalıya mal olmuş. Doktorun kusturucu ilaçtan kastettiği Rubber Creek'in yolunun değiştirilerek Golden Mount'un midesine akıtılmasıydı. Ben Riddle'ı teselli etmek için farklı kelimelerle Sun Miskin'in söylediği şeyleri tekrarladı. Filozof olun biraz. Felsefe dünyadaki en hijyenik şeydir. Eğer insan gerçekten bir filozof olsaydı. Fakat doktorun bu tıbbi eğriyle hangi sonuçlara ulaşılacağını asla öğrenemediler. Hemen o gün kuzenler doktorla birlikte hastaneye gittiler. Rahibe Marte ve rahibe Madeleine eski yol arkadaşlarını tekrar gördüklerine çok memnun oldular. Sun Miskin de rahibeleri aynen bıraktığı gibi buldu. Kendilerini adamış bir halde çalışıyorlardı. Doktor bunun üzerine dedi ki, böyle yardımcılarla servis kendi kendine yürüyor. Neredeyse insan türünün taşıdığı 315 hastalığın hepsini de iyileştireceğiz. Vatandaşlarıyla birlikte geçirdikleri akşam boyunca geri dönüşleri konuşuldu. Kaybedecek vaktiniz yok, dedi doktor. Tabii bu güzel Klondike'da bir kış daha geçirmek istemiyorsanız. Peki, siz bilirsiniz. Güzel olsun, diye cevapladı Sun Miskin. Fakat ben Montreal'i güzel bulmayı tercih ederim. Öyle olsun Bay Skim. Şu genç Dawson City ne kent ama. Gelecek onun için kim bilir neler hazırlıyor. Bu konuşma sırasında Ben Riddle, 40 Miles Creek'teki 129'dan bahsetti. Eh Bay Ben, dedi doktor. Hala yeni derenin sular altında. Tanrı o dereyi kurutmasın. Neden, diye sordu Sun Miskin. Çünkü ona benim adım verildi, diye cevap verdi doktor. Phil Cox deresi. Bu güzel Klondike coğrafyasında adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Hayır, korktuğu şey asla olmayacaktı. 127 ile 129 sonsuza dek Phil Cox deresinin suları altında kalacaktı. Madem ki Ben Riddle ve Sun Miskin gitmeye karar vermişlerdi, geç kalmadan yola çıkmaları gerekiyordu. Tıpkı yaz gibi kış da erken geleceğe benziyordu. Bir sonraki bahara kadar Skagway ya da Vancouver'da kalacak olan madenciler 15 gün önce Dawson City'yi terk etmişlerdi. Sonuç olarak altın çıkartma çalışmaları iyi geçmişti. Yukon'un kollarının özellikle de Bonanza ve Eldorado'nun derelerinin suladığı topraklar da hem dağ hem de nehir madenlerinde pek çok kişi servet kazanmıştı. Kadastrocu Ogilvy'nin öngörüleri doğru çıkmaya devam ediyordu. Klondike madenleri Afrika, Amerika, Okyanusya'dakiler kadar zengindi. Gelişlerinin ertesi günü Ben Riddle ve Sun Miskin geri dönüş konusunda izciyle kesin bir görüşme yaptılar. Onları Skagway'e götürmesi için bu sadık ve zeki Kanadalı'ya güveniyorlardı. Fakat uzun süre düşündükten sonra Bill Steele şunları söyledi. Baylar, sizlerle rehberliğe devam etmeyi çok isterdim. Fakat Pelly ovalarında yolculuğa çıkmakta çok geç kalındığını saklamayacağım. 15 gün içinde nehirler ve göller donacak. Tekneyle yol almak imkansız hale gelecek. Ve biz de Dawson City'ye geri dönmek zorunda kalacağız. Bu fikir Ben Riddle'ı o kadar rahatsız etmiş olabilirdi. Fakat Sun Miskin yerinden sıçradı. Zaten hava gitgide soğuyor, diye devam etti Bill Steele. Gölleri açsak bile Shirkut geçidini tamamen kapanmış buluruz. Ve Skagway'e ulaşamayız. P
Peki o zaman ne yapacağız diye sordu Sun Miskim. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Yapılacak tek şey diye cevap verdi izci. Yukon'un ağzındaki Sam Mitchell'a ulaşmak ve oradan Vancouver'a giden bir buharlı gemiye binmek. Fakat Yukon'dan aşağı inmek için ne yapılmalı? Dedi Ben Riddle. 2 gün sonra Dawson City'den ayrılacak olan son gemi büyük ihtimalle nehir buzlanmadan önce Sam Mitchell'a varır. İzci gibi pratik bir adamdan gelen bu akıllıca tavsiyeyi hiç tereddüt etmeden uygulamak gerekiyordu. Peki ya siz? Diye sordu Sun Miskim. Kışı Dawson City'de geçireceğim diye cevap verdi Bill Steele. Daha önce pek çok kez öyle yaptım. Bennett Gölü'ne dönebileceğim zamanı bekleyeceğim. Bu proje Dr. Phil Cox'a anlatıldığında o da onayladı. Çünkü pek yakında soğukların geleceğini düşünüyordu. Tecrübesine güvenmek gerekirdi. Fakat sıfırın altında 50-60'dan değil, eksi 100 dereceden bile korkmayacak bir adamdı. Yolculuğa 24 saat içinde çıkılması kararlaştırılmıştı. Bu sefer uzun ya da yorucu hazırlıklara ihtiyaçları yoktu. Ben Riddle, Lori K'ye kendisiyle birlikte gelmesini teklif ettiğinde "Teşekkür ederim Bay Ben," diye cevap verdi ustabaşı. Fakat ben Dawson City'de kalmayı tercih ederim. Gelecek mevsimde bir maden ocağına yerleşirim, iş sıkıntısı çekmem. Hem siz hala 129'un sahibisiniz. Ne derlerse desinler. Phil Cox deresinin bir gün mülkünüzü size geri verip vermeyeceğini kim bilebilir? Ben Riddle kuzeninin duyamayacağı bir sesle o gün Lorik bir telgraf diye karşılık verdi. Evet, mühendis Bay Ben Riddle. Jack Cartier Sokağı, Montreal, Dominion'a bir telgraf. Diye cevap verdi Lorik. Mühendis ile ustabaşı birbirlerini gerçekten iyi anlıyorlardı. Lorik, Ben Riddle'ın teklifini kabul etmemiş olsa da Neluto için durum farklıydı. Cesur Kızılderili'nin fedakarlığını çok takdir eden Sun Miskim şöyle dedi. Neluto, 8 ay boyunca kar ve rüzgarla boğuşan bu yerde kalmak istiyor musun? Neyse, gidebilirim ki Bay Skim. Nereye gidebilirim ki Bay Skim? Diye cevap verdi Kızılderili. Niçin benimle birlikte Montreal'e gelmeyesin? Dedi Submiskim. Eğer sizin için uygunsa Bay Skim, diye karşılık verdi Kızılderili. Seni Green Valley'e yerleştiririm ve ilkbahar gelince birlikte avlanırız. Kanada geyikleri, sadece Hunter ve Malone gibilerin yaşayabilecekleri bu berbat Klondike'dan yakında kaçacaklarına göre birkaçını biz vururuz. Bay Skim, ben gitmeye hazırım, diye cevap verdi Neluto. Mutluluktan gözleri parlıyordu. Geriye sadece Golden Manto yapılan keşif gezisinin masraflarını izciye ödemek kalmıştı. Bu da cömertçe halledildi. Kuzenlerin cüzdanı epeyce hafiflemişti. Mühendis ne kadar da hayal kırıklığına uğramıştı. Önce 129'un, sonra da Golden Mount'ın gelirinin bütün yolculuk masraflarını karşılayacağını sanıyordu o. 17 Eylül sabahı veda etme vakti gelmişti. Rahibe Marte, Rahibe Madeleine, Dr. Phil Cox, arkadaşları Ben Riddle ile Sun Miskimi, iki kuzen bir Deneluto için yer ayırtılan Yukon gemisine kadar yolcu ettiler. Ustabaşı Lorik onları iskelede bekliyordu. Rahibelerin gözleri yaşarmıştı. Ve Sun Miskim'in de. Belki bir daha asla bu ermiş kadınları göremeyeceği için yüreği sıkışıyordu. Doktor vatandaşlarının elini sıkarken duygulandığını saklamıyordu. Ben Riddle'ın Lorik'in kulağına söylediği son sözler şunlar oldu. Unutmayın, bir telgraf. Ardından gemi palamarlarını çözüp nehrin bir kıvrımında kayboldu. Dawson City ile Sam Mitchell arasındaki uzaklık Yukon üzerinden yaklaşık 600 fersahtı. Yukon gemisinin uzunluğu 200 ayak, genişliği 60 ayaktı. Arka taraftaki güçlü bir çarkıyla yol alıyor, yer yer buzlanmaya başlamış olan nehirden hızla iniyordu. Sağ tarafına Viyo tepesini, sol tarafına da Viyey burnunu alarak Dawson City'ye 6 fersah mesafeden geçti. Kütahya'da birkaç saatlik bir moladan sonra Klondike'ın başkentine 36 fersah uzaklıktaki sınırı geçti. Hunter'ın Golden Mount'a gelmek için terk ettiği 50 haneli Circle City köyüne ulaştı. Ardından dikenli çalılar, kayınlar ve titrek kavaklarla örtülü adalar arasında çok güzel manzaralı bir seyir gerçekleşti. Geminin düdüğü kıyıdaki tepelerde çınlıyordu.
Dawson City'nin 120 fersah aşağısında büyük ihtimalle çok zengin altın madenleri olan bir yörede kurulmuş olan Klondike'in eski başkenti Fort Yukon'da yarım gün mola verildi. Buradan itibaren nehir Porcupine ile birleşiyor, en yüksek enlem derecesine ulaşıyor. Daha sonra Yukon'da güneybatıya kıvrılarak Norton Körfezi'nde denize dökülüyordu. Ben Riddle ve Sun Miskin bu gemi yolculuğu sırasındaki olaylarla pek ilgilenmediler. Sırasıyla basit bir ikmal yeri olan Fort Hamlin'den, o sıralarda yaklaşık 1000 madencinin yaşadığı Munuk Creek'in ağzındaki Rampart City'den geçildi. Munuk Creek'in ötesinde henüz altın aranmaya başlanmamıştı. Yukon gemisinin yolcularından yüzlercesinde ne doyurulmaz arzular uyanmıştı. Fakat pek çoğu elleri boş dönmekteydiler. Hava kararsız, yağmurlu, hatta karlıydı. Soğuk hissediliyordu ve nehrin aşağısında tahmin edilenden daha fazla buzla karşılaştılar. Buzlanma başlamış olduğu için geminin seyri geceleri kesintiye uğruyor ve ciddi biçimde bir gecikme yaşanıyordu. Yolculuk süresi iki katına çıkmıştı. 6-7 günde aşılacak mesafeyi 12 günde kat ettiler. Sırasıyla Tanana dağlarına, Novikakata, Nulato'ya, Wollasatuk Uri karşısına, Kaltaga, Fort Getter'e, Anvik'e uğradılar. Anvik'te kurulan misyona Kızılderililer çok gidiyordu. Köyler değil, kamp kurmuş kabilelerdi bunlar. Yukon gemisi Kullik'te Bering Denizi'ne dökülmek üzere kuzeybatıya kıvrılan nehrin en güney ucu olan Stary Vilipak'a vardı. Artık ilerlemeleri buzlar tarafından engellenmediğinden St. Mitchell'a kadar 32 fersahı aşmaları yarım gün alacaktı. Bay Arnis, Semire'ye göre Yukon'da sefer yapan gemi şirketlerinin büroları bulunan bu limana hep yağmur yağmakta, yılda 6 ayaktan fazla yağış düşmektedir. 14 günlük bir yolculuğun ardından 29 Eylül günü öğleden sonra Ben Riddle, Sun Miskin ve Neluto'da limana sağanak altında indiler. Neyse ki hemen ertesi gün Vancouver'a doğru yola çıkacak olan Cadillac'a bineceklerdi. Onları doğrudan doğruya Montreal'e götürecek olan trene binecekleri bu kente ulaşmak için önlerinde 1150 fersah vardı. Fakat Cadillac yol boyunca çetin fırtınalarla boğuştu. Özellikle Alaska Yarımadası'nı geçerken hatta 48 saatliğine Pribilof adalarına sığınmak zorunda kaldı. Dönüş yolculuğu özellikle de Chilkoot'a kadar geçtikleri göller bölgesiyle karşılaştırıldığında daha kısa ve daha az yorucuydu. İzcinin Yukon yoluyla dönmeleri konusunda Ben Riddle ve Sun Miskin'e verdiği tavsiye çok yerindeydi. Ekim ayının 17'sinde Cadillac Vancouver Limanı'na girdi. 4 gün sonra Ben Riddle ve Sun Miskin yanlarında Neluto ile 18 aylık yolculuğun ardından Montreal'de Jack Cartier sokağındaki evlerinin kapısından girdiler. Fakat mühendisin duyduğu pişmanlık nasıl da keskindi. İstekleri nasıl da tatmin edilmeden kalmıştı. Bütün kişiliği bundan etkilenmişti. Kötü şansına karşı her an isyan edebilirmiş gibi gözüküyordu. Sun Miskin ona dedi ki, evet zavallı Ben, her zaman püskürmeye hazırsın. Eğer insanın hayatına bir kez bir volkan girerse bir daha içinden atamaz. Son.